Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Kimyasal tepkimelerde hesaplamalarla ilgili soru çözeceğiz arkadaşlar. İki derste kimyasal tepkimelerde hesaplamalar yapmıştık. Aslında orada da bol bol soru çözmüştük zaten. Ama iyice pekiştirilmesi gereken genellikle en çok zorlanılan konu bu arkadaşlar. Dolayısıyla da şöyle üzerinden bir geçelim. Genel bir bakış atalım ve karşımıza çıkabilecek soru tiplerini şöyle hep birlikte bir gözden geçirelim istiyoruz. Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar da soru çözümü yapmadan önce şöyle bir programımıza bakalım arkadaşlar. Bu dersle birlikte zaten ayın programını başlatıyoruz kimya için. Ardından yeni üniteye başlayacağız arkadaşlar. 19'unda karışımların sınıflandırılması ve çözüm olayı diyeceğiz. E Tabii kimya haricinde de oldukça dolu dolu bir programın karşımızda olduğunu görüyorsunuz. Ne yapıyoruz o zaman? Eğer hala da kanala abone değilsek bir an önce abone oluyoruz. Videoların hepsini güzelce beğeniyoruz. Böylece hiçbir dersi kaçırmadan güzelce takip ediyoruz arkadaşlar. Şimdi neler yapmıştık kimyasal tepkimelerde hesaplamalarla ilgili şöyle bir göz atalım. Aslında buradaki her bir başlık bir soru tipini bize gösteriyordu arkadaşlar. İlk olarak miktar geçiş işlemleri yapmıştık. Hatırlayalım bu tarz soru tiplerinde ne yapıyorduk? Mol sayısını buluyorduk. Bize hangi miktar türünden verirse versin. Mol sayısını buluyorduk ve tepkimenin kat sayılarıyla mol sayılarını orantılıyorduk. Aslında geri kalanların hepsinde bunu yapıyoruz ama birinde artan madde türünde bir soru karşımıza çıkıyor. Yani bize maddelerin başlangıç koşullarını verip sonradaki değişimleri ile ilgili yorum yapmamızı istiyor veya yüzde verim problemi karşımıza çıkabiliyor. E, tepkime tam verimle gerçekleşmemişse burada verimi bizden hesaplamamızı besliyor. veya Giren maddelerden birisi yüzde saf değilse bu defa onun saf olan kısmının tepkimeye girdiğini varsayarak işlem yapıyorduk. İşte burada safsızlık denklemi işin içerisine giriyordu. Veya birden fazla madde varsa bir ortamda ve tepkimeyi bunlardan birkaç tanesi veriyorsa burada karışım türünde soru problemleri karşımıza çıkıyordu. Ve bunun yanı sıra atom kütlesi bulma veya molekül kütlesi bulma şeklinde sorular karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Bunların her biriyle ilgili hep birlikte güzelce sorular çözeceğiz. Mevzu iyice anlayacağız Haydi bakalım hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Bak bize demiş ki 11.2 gram büten gazının yeterli miktarda oksijen gazı ile tam verimle yanma tepkimesi ile ilgili ve birkaç tane de soru sormuş bununla alakalı. Arkadaşlar bu klasik miktar geçiş problemiydi. Ne yapıyorduk böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman hemen tepkimeyi yazıp denkleştiriyoruz katsayılarla. Çünkü bizim az sonra bulacağımız mol sayılarını hep orantılayarak gideceğiz. Şimdi bileşiğimizin formülü C4H8'miş. Bak bunu yazıyorsun. Yanma tepkimesi dediğine göre O2 ile tepkime vermesini bekleyeceğiz ve diyorduk ki organik bileşikler yani karbon ve hidrojenden oluşan veya yanında oksijen de olabilir fark etmiyor bileşikler oksijenle tepkime verdiği zaman ürün olarak karbondioksit çıkar bir de su çıkar. Şimdi burada İşimiz nedir? Buradaki katsayıları denkleştirmek. Nasıl yapacağız? Bak 4 tane karbon var. O zaman karbondioksitin katsayısı 4 olmalıdır diyeceğiz. 8 tane hidrojen var. O zaman suyun katsayısı da 4 olacak ki burada 8 tane hidrojen olabilsin. Toplamda 8 artı 4'ten 12 tane oksijen var. O zaman O2'nin katsayısı 6'ymış diyeceğiz. Bak denkleştirme işlemini tamamladıktan sonra yapmamız gereken neydi? Bize verilen miktarı mole çevirmek. Bak bize demiş ki 11.2 gram büten gazı var bizim elimizde. Hemen şunu yapalım. C4H8 bunun bir molekül kütlesini bulalım. Yani bir mol kaç grammış ki bu kütle kaç moleden geliyormuş bunun hesabını yapacağız. Şimdi 4 çarpı 12 karbondan gelecek artı 8 çarpı 1 de hidrojenden gelecek bize burada zaten atom kütlelerini söylemiş. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar 48 artı 8'den 56 cevabına gideceğiz. Bak bu bilgi ne demek? 1 mol büten gazı 56 gramdır demek oluyor. Bizden istediği kütle ama 11.2 gram. Bunun mol sayısını bulmaya çalışıyoruz şimdi. Yapacağımız iş neydi arkadaşlar? Bak 56'nın 2 katı 112 idi. Demek ki bir virgül kaydığımıza göre buradaki soru işaretinin karşılığı 0.2 molmuş Yani tepkimeye 0.2 mol büten gazı girmiş. Yapacağımız tek şey burada bulduğumuz mol sayısıyla ile katsayıları orantılayıp diğer maddelerin de giren ya da harcanan mol sayılarını bulmak olacak. Şimdi C4H8'den eğer tepkimeye 0.2 mol giriyorsa bak katsayısı 6 olan oksijenler ne kadar girmesi gerekiyor? Tabii ki bunun 6 katı yani 1.2 mol girmesi gerekiyor. Katsayısı 4 olan karbon Oksitten 0.2'nin 4 katı yani 0.8 mol bu defa oluşması gerekiyor ürünlerde olduğu için. Ve aynı şekilde sudan da yine 0.8 mol oluşmasını bekleyeceğiz. Bak bütün mol sayılarını bulduk. Artık bize en vay çeşit soru sorusunun cevabını hemen yapıştırırız. Mesela ne demiş? Tepkimede kaç tane O2 molekülü harcanır? Arkadaşlar ne biliyoruz? Biz bak 1.2 mol olduğunu bulmuştuk. Bunu tanecik sayısına çevirmemizi istiyor molekül sayısına çevirmemizi istiyor. Ne biliyoruz biz? 1 mol demek Avogadro sayısı kadar. Yani NA tane demektir. Dolayısıyla 1.2 NA tane O2 molekülü bu tepkimede harcanıyormuş. Tepkimede kaç gram su bileşiği oluşur diyor. Arkadaşlar yapacağımız nedir? Bak suyun hemen molekül kütlesini bulacağız. Diyeceğiz ki su hidrojenden 2 tane var. 2 çarpı 1 oradan gelecek. 16'da oksijenlerden gelecek zaten bir tane var. Dolayısıyla 18 olarak bulacağız. Burada bulduğumuz kütle neyi verecek bizi? 1 mol suyun kütlesinin 18 gram olduğunu söyleyecek. Bizim bulmaya çalıştığımız mol sayısı 0.8 mol. Buna göre 0.8 mol'ü kaç gramdır dememiz cevabı bulmamız için yeterli olacak. Ne yapıyoruz? Yani 8 kere 8, 64'ün 4'ü elde var. 6 diyeceğiz. 8 kere 1, 8 de elde vardı 14 gelecek bak eğer 8 kere 18 olsaydı 144'tü hemen 1 virgül kaydırdığımız zaman buradaki kütleyi bulmuş olacağız. Demek ki 14.4 gram su bileşiği elde ediliyormuş. Tepkimede oluşan karbondioksit gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplar diyor. Arkadaşlar bak normal şartlar deyince hemen hatırlıyoruz 1 mol gaz türü ne olursa olsun türüne bakmaksızın 22,4 litre hacim kaplıyordu. Burayı Burası cepteydi. Buna göre bizim şu anda bulmaya çalıştığımız mol sayısı 0.8 mol. Buna göre 0.8 molü kaç litre hacim kaplar diyeceğiz? Yani burada yapmamız gereken tek şey 22.4 ile 0.8'i bulup cevaba ulaşmak olacak arkadaşlar. Bir diğer soruya bakacak olursak bize bir denklem vermiş. Burada 1.2 mol atom içeren su bileşiğinin elde edildiğini söylüyor. Burada kaç gram C2H5OH yani etil alkol kullanılmıştır? Oluşan karbondioksit gazı normal şartlar altında kaç litre hacim kaplamaktadır diyor. Yine bariz bir şekilde miktar geçiş problemi arkadaşlar. Neden? Bize birinin miktarını vermiş, oradan yola çıkarak diğerlerinin miktarlarını bulmamızı istiyor. Bak yapacağımız nedir? ...burada zaten doğrudan mol sayısını vermiş aslında... ...suyun kendi mol sayısını bulup... katsayılarla sayılarla orantılayacağız. Çünkü teplimenin katsayılarını zaten bize vermişler bile. Diyeceğiz ki o zaman... ...bak su suyun yapısından bahsediyoruz. İki hidrojen bir tane oksijen var. O zaman bunun bir molünden bahsediyorsak... ...bir mol su toplamda... ...üç mol atom içerir arkadaşlar. Çünkü e, her bir molünde iki mol hidrojen... ...bir molde oksijen bulunmaktadır. Ama bizim toplamda 1.2 mol atom içeren sudan bahsetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada yapmamız gereken suyun mol sayısı kaçtır böyle bir durumda sorusuna cevap bulmak olacak. Şimdi bakıyoruz hemen 3'ün 4, 4 katı 12 idi. Dolayısıyla 0.4 katı 1,2 imiş. O zaman 1'in 0.4 katını almamız yeterli olacak. Yani 0.4 mol elimizde su bileşiğinden varmış. Bunu hemen yapıştırdık. Artık gidip Kas bunu orantılamamız yeterli olacak arkadaşlar. Suyun Moj sayısı 0.4 se. Bak bunun 0.4 olduğunu biliyorsak eğer, katsayılarla diğerlerini e orantılayarak yola çıkabiliriz. O zaman 3'e 0.4 geliyorsa 1'e kaç gelir mesela? Bu 0.4'ün sadece 3'te biri olduğunu hesaplarız. Bu da 3 olduğuna göre bundan da 0.4 mol harcanmıştır bunu söyleyebiliriz. Bunu katsayısı 2 olduğuna göre bu defa da hani bunun 2 katı olması gerekiyor. Yani 0.8 bölü 3 mol karbondioksitin oluştuğunu buradan kolaylıkla söyleyebiliriz. Kaç gram C2H5OH kullanılmıştır diye soruyor. Arkadaşlar kütlesini sorduğu zaman hemen bizim yapacağımız iş belliydi. Ne yapıyoruz? C2H5OH'ın molekül kütlesini öncelikle bir bulacağız. Bak 2 çarpı 12 karbonlardan gelecek. Toplamda 6 tane hidrojen var. Dolayısıyla 6 çarpı 1 de hidrojenlerden gelecek. Bir tane de oksijen var. 16 da oradan gelecek. 24 artı 6 dediğimiz zaman 30 yapacak. 16 daha 46'yı verecek. Yani bu ne demek oluyor? Bunun 1 molü 46 grammış. Biz kaç molünü bulmaya çalışıyoruz peki? 0.4 bölü 3 molünün kaç gram olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken tek şey bu ikisinin çarpımını almak. Yani soru işareti yerine 46 çarpı 0.4 bölü 3'ün karşılığını yazmamız yeterli oluşacak oluşan karbondioksit gazı normal şartlarda kaç litre hacim kaplamaktadır diyor. Bak normal şartlar altında dediği anda hemen ne yapıyoruz? Diyoruz ki 1 mol gaz eğer normal şartlar altından bahsediyorsak 22,4 litre hacim kaplayacaktır. Peki bizim elimizdeki karbondioksit gazının mol sayısı neydi? 0.8 bölü 3'tü. İşte bunun karşılığı kaçtır diye sormuş olacağız. Yani yapmamız gereken tek şey yine 0.8 bölü 3 ile 22,4'ün çarpımını bulmak olacak arkadaşlar. Bir diğer soruya geçecek olursak. Bize demiş ki 5.6 gram N2 ve normal şartlar altında 33,6 litre hacim kaplayan H2 gazının tam verimin tepkimesinden en 3 gazı oluşmaktadır. Arkadaşlar bakın tepkimeyi bize doğrudan vermemiş. Tepkimede girenler ve ürünleri vermiş. Yani bizden aslında burada denkleştirme yapmamızı bekliyor. Tepkimede ne oluyormuş? N2 giriyormuş. Bunun yanı sıra H2 giriyormuş ve ürün olarak da NH3 gazı oluşuyormuş. Şimdi denkleştirmek için ne yapacağız? Burada iki tane azot var. Demek ki yine N'in katsayısı 2 olmalıymış. Şimdi ürünlerde toplam 6 hidrojen oldu. O zaman H2'nin katsayısı 3 olmalıymış. Böylece denkliği yakalamış olduk. Şimdi gelelim katsayıları bildiğimize göre elimizdeki miktarları kullanmaya. Arkadaşlar eğer bir soruda girenlerin her ikisiyle ilgili de miktar bilgisini veriyorsa burada aslında bizden artan madde problemi karşımıza çıkmıştır. Yani artan madde var mı yok mu onu hesaplamamızı istiyordur. Bunu nasıl yapacağız peki? <laughs> tek tek mol sayılarını bir bulacağız. 5.6 gram N2 diyor. Hemen şöyle yapalım. N2'nin molekül kütlesi nedir? Bak azotun atom kütlesi 14 olduğuna göre bunun iki katı 28'dir. Yani 1 mol N2 28 gram kütlesindeymiş. Buna göre bizim elimizdeki 5.6 gram kütlesi kaç mole denk gelir? Bunu önce bir hesaplamamız gerekecek. Ne diyeceğiz? 28'in 2 katı 5.6 idi. E virgül kaydığına göre demek ki 0.2 mol azot varmış. Böyle bir problem geldiği zaman arkadaşlar başlangıçta elimizde hangisinden kaç mol var onu bir yazmakta fayda olacak. Diyeceğiz ki bundan 0.2 mol varmış başlangıçta. Peki H2'den ne kadar var? Normal şartlar altında 33.6 litre hacim kaplayan Onunla ilgili ne biliyorduk? Eğer normal şartlar altında diyorsa hemen şu bilgiyi yazıyorduk. 1 mol demek 22,4 litre demektir. Buna göre 33,6 litre kaç moldür diyeceğiz arkadaşlar? Dolayısıyla 1,5 kat olduğuna göre elimizde 1,5 mol H2 varmış. Bak 0,2 mol N2 var. 1,5 mol H2 var. Tabii ki başlangıç koşulundan bahsettiğimize göre ürünlerden elimizde hiç yok. Peki burada değişim nasıl gerçekleşir? Bakın asıl anahtar mevzu burada olacak arkadaşlar. Bu tabloyu oluşturabiliyorsak karşımıza çıkan bütün artan madde problemlerini kolaylıkla çözeriz demek oluyor. Şunu yapacağız. Bu maddelerden hangisi biter sorusuna cevap vereceğiz. Şimdi eğer 0.2 mol N2'nin tamamını harcarsak katsayısı 1'e 3 olduğu için 0.6 mol H2 bizim için yeterli olacak. Aksi takdirde eğer 1,5 mol H2'yi kullanacak olsaydık 3'te 1'i miktarda yani 0,5 mol N2'ye ihtiyacımız olacaktı ama bizim elimizde böyle bir miktar yok. Dolayısıyla bitecek olan azottur diyeceğiz. Yani bu tarz sorularda hemen hangisi biter? Hangisinden artan madde kalır? Bunu bir belirlememiz önemli olacak. Yani azot bitiyormuş dolayısıyla bundan 0.2 mol harcadığımız zaman bunun 3 katı kadar yani 0.6 mol H2 harcarız. E, kat sayısı 2 olduğu için 0.4 mol molde NH3'ün oluşmasını bekleriz tabii ki e, ürünlerde olduğu için. Şimdi son durumda elimizde hangisinden ne kadar kalmış ona bir bakalım. N2'nin tamamen tükendiğini görüyoruz. H2'den 1.5 mol vardı 0.6'sını harcadım. Demek ki elimde 0.9 mol H2 artan madde olarak kalmış ve 0.4 mol amonyak oluşan madde olarak var. Şimdi gelelim artık soruları cevaplamaya. Tepkime de hangi maddeden kaç gram artmaktadır diye soruyor. 0.9 mol H2 artmış. Bak Maddemizin H2 olduğu kesin. Peki kaç mol? Şimdi 1 molünün hidrojenin atom kütlesi bir olduğuna göre H2'nin molekül kütlesinin 2 olması gerekecek tabii ki. Bu ne demekti? 1 molü 2 gram olduğuna göre 0.9 molü kaç gramdır dememiz yeterli olacak arkadaşlar. Yani 0.9 çarpı 2'den 1.8 gram H2'nin arttığını belirleyebiliriz. Peki kaç gram NH3 bileşi elde edilmiştir? Yine aynı şekilde arkadaşlar neye gideceğiz? Molekül kütlesini bir bulacağız. Çünkü mol sayısını biliyoruz. Buradan kütleyi bizim hesaplamamız gerekecek. Bulmaya çalıştığımız şey NH3 olduğuna göre. 14 azottan gelecek. 3 tane de hidrojenimiz var. Burayı 17 olarak bulacağız. Bak molekül kütlesini bulduğumuz anda bu aslında ne demek? 1 molü 17 gram kütlesine sahiptir demek olacak. Dolayısıyla bizim işimiz bunun 0.4 molünün kaç gram olduğunu hesaplamak olacak. Çünkü oluşan maddenin 0.4 olduğunu belirlemiştik. Hemen buradaki işlemimizi yapalım. 4 kere 7'den 28 elde var 2 diyorduk. 4 kere 1 4 2 de elde 68 olmalıydı ama virgül kaydığına göre demek ki 6,8 gram bileşik biz burada elde etmişiz kullanmışız demek olacak. Geçiyoruz bir diğer soru tipimiz arkadaşlar. Bak bu defa da bize başlangıçta bir kütle vermiş. M gram kütlesinde demiş. Demir 3 oksit ve karbondan oluşan bir karışımın denklemine göre tam verimli tepkimesinde 1 mol demir elde edilirken 1 mol karbon artan madde olarak kalmıştır. Buna göre başlangıçtaki karışımın kütlesini hesaplayınız. Arkadaşlar bak yine artan madde problemi. Bu defa sadece başlangıç koşullarını bize o vermemiş sonuçta hangisinden artan var hangisinden ne kadar kullanılmış bununla ilgili bilgiyi sunmuş bize yine aynı tabloyu biz oluşturarak bu işi halledebiliriz bence de. 3 tane karbonla tepkimeye girecekmiş. Demir ve 3 tane karbon monoksit oluşacakmış. Bak başlangıç koşullarını henüz bilmiyoruz. Sadece toplamda m gram olduğunu biliyoruz. Değişim ve son durum kısımlarını biliyoruz ama. Bize ne diyor arkadaşlar? 1 mol karbon artan madde olarak kalmış. Bak karbondan 1 mol artan madde var. Demek ki Başlangıçta ne alıyorsak sonradan kullandığımız onun bir mol eksiğiymiş. Şimdi bundan artan madde olduğuna göre bundan artan madde kalmamış olacak. Yani demir 3 oksit bileşiğinin tamamını harcadığımı buradan anlıyorum. Başka ne diyor peki? 1 mol demir elde ediliyormuş. Bak buradan bir mol oluşuyormuş. Dolayısıyla da Sadece bunu söylemesi bile değişim koşullarının hepsiyle ilgili bana bilgi vermiş oluyor. Neden? Bundan bir mol elde edildiğine göre demek ki şurası artı birmiş. Değişimi artı bir. Çünkü başlangıçta demir ve karbon monoksitten hiç olmadığını biliyoruz elimizde. O zaman 2'ye artı 1 yazıyorsak 3'e ne yazacağız? 3'e tabii ki 1,5 yazacağız. Yani son durumda elimizde 1,5 mol karbon monoksit oluşması gerekiyormuş. Harcanan koşullara gelelim arkadaşlar. Bak kas sayısı 2 olandan 1 oluştuğuna göre kas sayısı 1 olandan tabii ki 0,5 harcanmış olması gerekiyor. Ve kas sayısı 3 olandan tabii ki 1,5 harcanmış olması gerekiyor. Şimdi son durumda elimde ne olduğunu da biliyorum. Demek ki başlangıç koşulları belli. Yani 0.5 mol demir 3 oksit bileşiği varmış benim en başlıkta. E buna karşılık olarak 2.5 mol de karbon varmış ki bu 2.5 molün 1.5'ünü harcamışım. 1 molü artan madde olarak kalmış. Benden neyi bulmamı istiyor? Başlangıçtaki karışımın toplam kütlesini yani şu M kütlesini hesaplamamı istiyor. O zaman ne yapacağız? Demirden ne kadar varmış? Bir onu belirleyelim. Demir 3 oksit bileşiğinin önce bir mol kütlesini bulalım. 2 çarpı 56 demirden gelecek. Dolayısıyla da 112 buradan geliyor elimizde var. Artı 3 çarpı 16 da oksijenden gelecek atom kütlesini vermiş bize. Dolayısıyla buradan da 48 geliyor. Yani 160 olarak bulacağız biz burayı. Bu ne demek oluyor? 1 mol demir 3 oksit bileşiği 160 grammış. Bizim elimizde ama 0.5 mol varmış. Yani bunun kütlesini bulduğumuz zaman başlangıçta elimizde ne kadar demir oksit varmış onu hesaplamış olacağız. Yarısı olduğuna göre 80 gram olduğunu bulduk. Bak demir oksitten başlangıçta 80 gram varmış. Karbonlar ne kadar var peki? Karbon atom kütlesini de biliyoruz doğrudan. 1 mol karbon 12 gram kütlesine sahipmiş ve bizim elimizde başlangıçta 2,5 mol karbon varmış. Bunun kütlesi nedir dememiz karbonun kütlesini bulmak için yeterli olacak. Yani 2,5 ile 12'yi çarpmamız yeterli olacak. 24 artı 6'dan burayı da 30 olarak bulacağız. Yani başlangıçta elimizde 80 gram emeği hesaplamaya çalışıyoruz ya. 80 gram demir uç oksit varmış. 30 gram da karbon varmış Dolayısıyla da başlangıçta toplam 110 gramlık bir bileşim bir karışımımız varmış yani en kütlesi 110 gram şeklinde hesabımızı yapabiliriz Bak bu tablo e, artan madde içeren bütün problemler için bizim çözüm anahtarımız olacak her türlü bu tabloyu çizmek bizi sonuca götürecek bir diğer soru tipine bakacak olursak 0.2 mol P4 ve 1.6 mol Cl2'nin denklemine göre tepkimesinden 0.6 mol PCl3 elde edilmektedir. Buna göre yüzde verimini hesaplayınız arkadaşlar. Yüzde verimle ilgili bir problem geldiği zaman yapmamız gereken şu oluyordu. Bu tepkime tam verimle gerçekleşseydi ne olurdu? Bunun cevabını bulduğumuz zaman şununla karşılaştırmamız bize aslında yüzde verimi ger e, hesaplamamızı sağlamış olacak. Çünkü yüzde yüzle bunun kıyaslamasını yapmış olacağız aslında. O zaman şöyle yapalım. P4-6, 6Cl2, 4PCl3 bizim tepkimemizin denklemiymiş arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki şundan başlangıçta 0.2 mol var. Bundan da başlangıçta 1.6 mol var. Tabii ki başlangıçta elimizde ürünlerden hiç yok. Peki %100 verimle gerçekleşseydi burada değişim durumu ne olurdu? Elimizde son olarak ne elde edilmiş, ne kalmış olurdu? Bunları bir hesaplayalım. Şimdi böyle bir durumda ne yapıyorduk? Hangisi biter sorusuna cevap arıyorduk arkadaşlar. Bak 0.2 mol katsayısı 1 katısı 6 olandan yani şunu 0.2'sini tamamını harcasaydık buradan 1.2 harcamamız gerekecekti. E, dolayısıyla da elimizde artan madde Cl2'den kalacak bu şekilde. Yani biten maddenin yani sınırlayıcı bileşenin P4 olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü eğer 1.6 mol Cl2'nin hepsini harcamaya kalkarsak 1.6/6 bölü 6... P4'e ihtiyacımız var ki bu 0.2'den daha büyük bir sayı öyle bir madde elimizde yok. O zaman diyeceğiz ki 0.2 mol P2'den harcarız. Buna karşılık olarak 6 katı yani 1.2 mol Cl2'den harcarız. Buna karşılık katsayısı 4 olan PCl3'ten bunun 2 kat 8, 4 katı kadar yani 0.8 mol oluşmasını bekleriz. Yani son durumda ne olacak? Bu tamamen tükenecekti eğer %100 verimle gerçekleşseydi. Bundan 0.4 mol artan madde olacaktı ve 0.8 mol PC ile 3 elde edecektik. Bu %100 verimli durumumuz. Bize ne diyor peki? 0.6 mol PC ile 3 elde edilmektedir. O zaman yüzde verimi buradan hesaplayacağız. Bak eğer %100 verimle gerçekleşseydi bu tepkime benim elimde 0.8 mol PCl3 olacaktı. Ama şu anda 0.6 mol olduğuna göre bunun verimi yüzde kaçtır diyeceğiz. Basit bir oran orantıyla yine bunu çıkarmış olacağız. Yani 4'te 3'ü kadar elde ettiğimize göre bu yüzde %75 verimle tepkimenin gerçekleştiği anlamına gelecek arkadaşlar. Bir diğer soru tipine gelecek olursak bize 400 gram kalsiyum karbonat katısının tepkimesini vermiş. Diyor ki bu tepkime tam verimle gerçekleştiği zaman açığa çıkan karbondioksit gazı normal şartlar altında 4,48 litre hacim kaplıyormuş. Buna göre başlangıçta alınan kalsiyum karbonat katısının saflık yüzdesini hesaplayınız. Arkadaşlar böyle saflık yüzdesi hesaplamamızı isteyen bir soru karşımıza çıktığı zaman hani miktar geçiş işlemleri yapıyorduk ya aynen uygulamaya devam ediyoruz. Başlangıçta Ay harcanan maddenin kütlesini oradan hesaplıyoruz ve başlangıçta bize verilen kütleyle bunu kıyaslıyoruz. 400'de buysa yüzde kaçtır şeklinde. Çünkü bu tepkimeyi sadece kalsiyum karbonatın saf kısmı verecek. Bu 400 gramın tamamı saf değil. O zaman hemen tepkimeyi şöyle bir karşımıza alalım bakalım. Kalsiyum karbonat katısı tepkimeye giriyormuş. Kalsiyum oksit oluşturuyormuş ve karbondioksit gazı açığa çıkıyormuş. Bize ne diyor? Normal şartlar altında 4,48 litre hacim kaplıyormuş. Bak hemen normal şartları gördüğümüz anda şunu yapıştırıyorduk. 1 mol 22,4 litre olduğuna göre 4,48 litre kaç moldür? Öncelikle bir mol sayısını bulup şurada yerine yazalım bakalım. Burada hemen 22,4'ün iki katının 44,8 olduğunu görüyoruz. Demek ki bir virgül kaydına göre elimizde 0,2 mol karbondioksit varmış oluşan madde olarak. Hemen yerine yazalım. Kat sayılar birebir olduğu için eğer bundan 0.2 mol oluşmasını bekliyorsak 0.2 mol kalsiyum oksit oluşmalıdır. Ve buna karşılık 0.2 mol kalsiyum karbonat harcanmalıdır diyeceğiz. Şimdi bizim için önemli olan kalsiyum karbonatın kütlesi. Çünkü başlangıçtaki kütleyle onu kıyaslayacaktık. O zaman kütleyi bulmak istiyorsak yapmamız gereken neydi? Mol kütlesini önce bir bulmaktı. Kalsiyumun kütlesi 40'mış. E, karbonun kütlesi 12'ymiş. Artı 4 ta 3 tane de oksijen varmış. Yani 3 çarpı 16 da oradan gelecek. Ve burayı 100 olarak bulacağız. Bu ne demek? 1 molü 100 gramdır demek oluyor. Peki bizim elimizde kaç mol var? 0.2 mol var harcanan madde olarak. Yani elimizde 20 gramlık bir madde varmış arkadaşlar. Yani bu 400 gramın sadece 20 gramı saf maddeymiş. O zaman saflık yüzdesini hesapla dediğine göre diyeceğiz ki eğer 400'de 20 gram safsa yüzde kaçı saftır diyeceğiz. Yani gene basit bir oran orantı çıktı. 4'te 1 olduğuna göre yüzde %5 saflıkta bir madde varmış bizim elimizde. Geri kalan yüzde %95 bambaşka maddelermiş. Bu tepkimeyle hiçbir alakası yokmuş diyeceğiz. Gelelim bir diğer soru tipine arkadaşlar. Denklemine göre 18.4 gram XO2 gazının o2 gazı ile artansız tepkimesinden 21.6 gram X2O5 gazı elde edilmekteymiş. Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar burada ne yapmamız gerekecek? Şimdi bir kütlenin korunumu kanunu var. Onu da kullanacağız. Ardından mol sayılarını değerlendireceğiz. Artansız dediğine göre kütlenin korunumu kanunu burada devreye girmek zorunda. E mol sayısıyla bu kütleyi kıyaslayarak da molekülün içerisindeki herhangi bir atomun kütlesine ulaşabiliriz. Çünkü zaten oksijenin atom kütlesine sahibiz. Oksijenin 16 olduğunu biliyoruz. O zaman diyeceğiz ki şimdi girenlerde, daha doğrusu harcanan maddelerin toplam kütlesi oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olmak zorunda. bize ne diyor? Bundan 18.4 gram harcıyormuşum. Buna karşılık belli bir miktar oksijen harcıyormuşuz. Buna x diyelim mesela ve sonuç olarak 21.6 gram X2O5 elde ediyormuş. Şimdi aradaki fark bize oksijenin kütlesini vermek zorunda. O zaman X demeyelim A diyelim mevzular karışmasın. Buradaki A kütlesinin ne olması gerekecek arkadaşlar? Aradaki farkı almamız yeterli olacak. Dolayısıyla da 21.6 eksi 18.4 yapmamız yeterli olacak. Yani 3.2 gram olduğunu göreceğiz. Demek ki Elimizde 3.2 gram oksijen varmış. Bak buradan bunun mol sayısını bulursak diğerlerinin mol sayılarını da aslında hesaplamış olacağız. Ortaya çıkmış olacak. E, diyeceğiz ki o zaman O2'nin molekül kütlesi bak 16 çarpı 2'den 32'dir. Yani bir molü 32 gram kütlesine sahipmiş ama bizim elimizde oluş, harcanan oksijen olarak 3.2 gram var. Demek ki bunun mol sayısı kaçtır dediğimiz zaman buradaki oksijenin harcanan miktarını bulmuş olacağız. Sadece 1 virgül kaymış. Demek ki 0.1 mol oksijen burada harcanmış. Hemen miktar geçiş işlemini uygulayabiliriz. Eğer oksijenden 0.1 mol harcanıyorsa mesela XO2'den ne kadar harcanması gerekiyor? Bak katsayı 1 bölü 2 katsayı 2 bunun 4 katı kadar yani 0.4 mol harcanması gerekiyor veya katsayısı 1 olduğu için bunun 2 katı yani 0.2 mol e, oluşması gerekiyor bunları biliyoruz. Şimdi şunun üzerinden ilerleyelim arkadaşlar. 0.4 mol XO2'nin harcandığını biliyoruz. Ne diyor bize? Buradaki 0.4 mol XO2 bileşiği 18.4 gram kütlesine sahipmiş. Buna göre biz XO2'nin mol kütlesini bulmalıysak deriz ki bunun 1 molü kaç gram kütleye sahiptir? Şimdi bu XO2'nin mol kütlesini bulup ...O mol kütlesinden oksijenleri çıkardığımız zaman da... ...X'in kütlesini hesaplamış olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla burada yapmamız gereken tek şey nedir? 0.4 çarpı soru işareti 18.4 çarpı 1'i veriyor bize. Yani 18.4 bölü 0.4 değerine gideceğiz buradan. Dolayısıyla da burası 64 olarak karşımıza çıkacak. Ondan sonra diyeceğiz ki eğer XO2'den bahsediyorsak... ...bu aslında X'in atom kütlesiyle... 2 çarpı 16'nın toplamına eşittir. Bu da 64'müş. Demek ki x kütlesi 32'ymiş. Aslında kükürtten bahsediyormuşuz buradaki tepkimenin içerisinde. Hemen bir diğer soru tipine geçelim. 0.2 mol CnH2N bileşiğinin yeterli miktarda oksijen gazı ile tam verimle tepkimesinden 18 gram su elde edilmekteymiş. Buna göre sorular bizim karşımıza çıkmış arkadaşlar. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi CNH iken diyor biz burada bileşin genel formülünü biliyoruz. E, o n sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz. Onu aslında biz aşağıda hesaplıyor olacağız. E, ki sorulardan birisi bu n sayısını bulmak üzerine bize sorulmuş. E, ama suyun kütlesini biliyoruz. Dolayısıyla buradan aslında suyun mol sayısını bulabiliriz. Hemen onu bir hesaplayalım bakalım. Su ile ilgili ne biliyoruz biz? İki tane hidrojen var. 2 çarpı 1 oradan gelecek. Bir tane oksijen var. 16 da oradan gelecek. Burası 18 olacak. Yani 1 mol 18 grammış. Dolayısıyla soru bize 18 gram su elde edilmektedir diyorsa 1 mol su elde ettiğimizi anlayacağız arkadaşlar. Şimdi tepkimeyi bir yazacak olursak. CnH2 artı O2 tepkimeye girecek. Karbondioksit ve su oluşması gerektiğini zaten biliyoruz bütün karbon, hidrojen ve oksijen içeren bileşiklerde ürünler karbondioksit ve su oluyordu. Sabitti bu. Dolayısıyla artık en türünden katsayı yazabiliriz. Eğer karbondan en tane varsa karbondioksitin katsayısının en olması gerekiyor. İki en tane hidrojen varsa suyun katsayısının en olması gerekiyor ki yine iki en tane hidrojen olsun. Toplamda 2 en artı en de buradan geliyor. 3 en tane oksijen var. Yani 3 en bölü iki de oksijenin katsayısı olacak ki biz burada eşit sayıda oksijen elde etmiş olalım. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Diyor ki 0.2 mol bundan yakarsan 1 mol bundan elde edersin. Yani bunu, bunun 5 katıymış. Dolayısıyla en sayısının doğrudan 5 olduğunu hesaplayabiliriz kolaylıkla. E, bu, buradaki kat sayının 5 katı olması gerektiğini bildiğimiz için. Oluşan karbondioksit gazının normal şartlar altında kaç litre hacim kapladığını soruyor. Şimdi n'in 5 olduğunu biliyorsak eğer demek ki bu Yine n N olduğuna göre bundan da 1 mol oluşuyorsa bundan da 1 mol oluşması gerektiğini biliyoruz. O zaman 1 mol gaz normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplıyordu. Herhangi bir işlem yapmaya bile gerek yok. Doğrudan cevabımız bu olmalıdır. Ee, oluşan karbondioksitin mol sayısının 1 mol olduğunu buradan hesapladığımız için. Geçelim bir diğer soru tipimize. N2O ve SO3 gazlarından oluşan bir karışım 14 gram azot ve 32 gram oksijen bulunmaktaymış. Buna göre kaptaki gaz karışımı normal şartlarda kaç litre hacim kaplar diye soruyor. Arkadaşlar bak burada tepkime falan da yok. Doğrudan azot ve oksijen kütleleri üzerinden ilerleyeceğiz. Şimdi azot sadece burada var. Dolayısıyla önce bunun mol sayısını bulalım. Bu sayede oksijenin ne kadar olduğunu bulalım. Ardından da buna kaç tane oksijen ya da kaç mol oksijen kalıyor bunu hesaplayıp kükürdün mol sayısına buradan ilerleyelim ya da bileşiğin mol sayısına ilerleyelim. O zaman 14 gram azot olduğuna göre bak 14 gram azot azotun atom de 14. Bu ne demek oluyor? Elimizde toplam 1 mol azot varmış zaten. 32 gram da oksijen varmış. Oksijen atom kütlesi 16 olduğuna göre bu da ne demek oluyor? Toplamda 2 mol oksijen olduğu anlamına geliyor. Şimdi hemen bunları yerine yazdık. Geliyoruz. N2O bileşiğinden bahsediyorsak eğer. N2O bileşiği için şunu biliyoruz. Her 1 mol N2O bileşiğinde 2 mol azot atomu vardır değil mi? Çünkü 2 mol azota karşılık 1 mol oksijen olması gerekiyor. Sayılar bize bunu söylüyor. Ama bize demiş ki toplamda 1 mol azot var ortamda. Buna göre en 2 o bileşiğinin mol sayısı kaçtır? Hemen buradan yarısı olduğuna göre 0.5 mol olduğunu yapıştırabiliriz. En 2 O'dan e, toplamda elimizde 0.5 mol varmış. Peki bu kaç mol oksijen içerir arkadaşlar? Her bir molekülünde bir mol oksijen olduğuna göre demek ki 0.5 molünde 0.5 mol oksijen var. Yani N2O bileşiğinin kendisi 0.5 mol ve içerdiği oksijen de 0.5 mol. Ve toplamda 2 mol oksijen olması gerektiğine göre demek ki SO3 bileşiğinde 1.5 mol oksijen varmış. O zaman SO3 için konuşmaya başlayalım. Şimdi SO3 için biliyoruz ki bunun 1 molünde 3 mol oksijen var ve toplamda 1,5 mol oksijen içeriyor. Çünkü dedi ki bu 2 mol oksijenin 0,5 molü burada, geri kalan 1,5 molü burada. 1,5 mol oksijen içermesi için kendinin kaç mol olması gerekiyor? Yarısı olduğuna göre bunun da 0,5 mol olduğunu kolaylıkla hesaplayabiliriz. Şimdi her ikisinden de elimizde 0,5 mol varmış. Dolayısıyla karışımda toplam 1 mol gaz varmış. Bunu hesaplamış olduk. Bizden neyi bulmamızı istiyor? Bu karışımın normal şartlar altındaki hacmini istiyor. Normal şartlar altında gazın türüne bağlı olmaksızın 22,4 litre hacim kapladığını biliyorduk. Dolayısıyla toplam gazın mol sayısı 1 mol olduğuna göre hacmi de 22,4 litre olmalıdır diyeceğiz. Geçiyoruz bir diğer soru tipine arkadaşlar. Bu defa demiş ki normal şartlar altında 6,72 litre hacim kaplayan... C2H6, C3H6 ve helyum gaz karışımı yeterli miktarda oksijen gazı ile tam verimle yakılmaktadır. Tepkime sonucunda açığa çıkan karbondioksit gazı normal şartlar altında 11,2 litre hacim kaplarken 0.6 mol su oluşmaktadır. Buna göre karışımda yer alan helyum kütlesini hesaplayınız diyor. Arkadaşlar yine bir karışım sorusu ama bunu az önceki karışım sorusundan ayıran nokta burada tepkimelerin olması. Yapacağımız şu olacak böyle bir soru karşımıza geldiği zaman hangi maddeler bu tepkimeyi veriyorsa o tepkimeleri ayrı ayrı yazacağız. Şimdi karışımda C2H6 var yanar. C3H6 var o da yanar ama helyum bir soy gaz olduğu için bu tepkimeyi vermez. Dolayısıyla tepkime olarak ne yazacağız? C2H6 artı O2 diyeceğiz. Ürün olarak karbondioksit ve su çıkacak. Bir diğer tepkimemizde de C3H6 olacak. Bu da yine oksijenle tepkimeye girecek ve karbondioksitli su çıkacak. Değişen nedir? Tabii ki kat sayılarımız. Hemen onları hesaplayalım. 2 <laughs> karbon var. Demek ki karbondioksitin kat sayısı 2'dir diyeceğiz. 6 hidrojen var. O zaman suyun kat sayısı 3 olmalıdır diyeceğiz. Toplamda 4 artı 3'ten 7 oksijen var. O zaman o 2'nin kat sayısı 7 bölü 2 olmalıdır diyeceğiz. Buraya gelecek olursak 3 karbon var. Karbondioksitin kat sayısı 3. 6 hidrojen var. Suyun kat sayısı da 3. Toplamda 6 artı 3'ten 9 oksijen var. Demek ki O2'nin kat sayısı 9 bölü 2 olmalıdır diyeceğiz. Şimdi tepkimelerimizi yazdık, denkleştirdik güzelce. Şimdi gelelim miktarları yerine yazmaya arkadaşlar. Elimizde ne varmış? 6,72 litre hacim kaplayan C2H6 gazı varmış. Hemen şunu söylüyoruz, diyoruz ki 1 mol gaz. N şa diyorsa 22,4 litre hacim kaplıyordur. Eğer... 6,72 litre hacim kaplıyorsa bunun mol sayısı kaçtır bunun hesabını yapabiliriz. Bak 22,4'ü 3 ile çarparsak 67,2 yapar. Demek ki burada 1 virgül kaymış yani 0,3 mol gaz varmış. Bu gaz karışım yani C2H6 ya da C3H6'ya ait değil toplamı 0,3 molmuş. Şimdi bunu bir cebimize koyacağız. Ardından diyeceğiz ki Oksijen gazı ile tam verimle yakılıyormuş. Tepkime sonucunda açığa çıkan karbondioksit gazı 11,2 litre hacim kaplıyormuş normal şartlar altında. Onun hesabını da yapalım. Eğer bir mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyorsa 11,2 litre hacim kaplayan gaz kaç moldür diyelim. Yarısı olduğuna göre 0,5 mol olduğunu bulacağız. Bak neleri biliyoruz? Karbondioksitlerin mol sayısını biliyoruz toplamda kaç mol olduğunu. Suyun doğrudan 0.6 mol olduğunu söylemiş. Yani toplamda kaç mol su olduğunu da biliyoruz. Buradan yola çıkarak hangisinden kaç mol varmış onu hesaplayabiliriz. Ne yapacağız peki? Diyeceğiz ki eğer bundan elimizden n mol varsa ya da x mol varsa diyelim. Bundan da y mol varsa şimdi x mol bundan harcadığımız zaman 2x mol karbondioksit oluşacak ve 3x mol su oluşacak. y mol bundan harcadığım zaman 3y mol karbondioksit oluşacak. Buna karşılık 3y mol de su oluşacak. Bize demiş ki karbondioksitler oluşan toplam karbondioksitler yani 2x ile 3y'nin toplamı 0.5 mol'ü eşitmiş. 3x ile 3y'nin toplamı yani suların toplamı da 0.6 mole eşitmiş. Bak burada iki bilinmeyenli yani iki tane denklemimiz çıktı. Dolayısıyla burada hemen yerine yazdığımız zaman x değerini 0.1 olarak bulacağız. Yani taraf tarafa şurayı eksiyle çarptığımız zaman sadece x kalacak bu 0.1'miş. E x 0.1 ise y'yi de herhangi bir yerde x yerine yazdığımız zaman onu da 0.1 olarak bulacağız. Bak toplamda 0.3 mol gaz vardı. Onu hesaplamıştık. Bunların toplam 0.2 molü buradaki C2H6 ve c 3 h 6 Altı gazlarıymış. Demek ki helyumun mol sayısı geri kalan 0.1 molmuş. Bak helyumun mol sayısını buradan bulduk. Bizden ne istiyor peki? Helyumun kütlesini bulun diyor. O zaman diyeceğiz ki 1 mol helyum toplamda 4 gram kütleye sahipse... Elimizdeki bu 0.1 mol helyum kaç gram kütleye sahiptir? Sadece onda bir olduğuna göre demek ki ortamda 0.4 gram helyum vardır şeklinde cevaba gideriz arkadaşlar. Bak karışım problemleri çok klasik bir soru tipi bunların hepsinde de benzer bir çözüm yöntemi uygulayacağız. Tepkime verenler kimler onları belirleyeceğiz. Tepkimeleri ayrı ayrı yazıp denkleştireceğiz ve bize verilen miktarlar neyse onlarla ilgili miktar geçiş işlemleri uygulayıp sadece değerlerle karşılaştırma yapacağız. Şimdi arkadaşlar güzelce bütün konuyu şöyle baştan sona tekrar etmiş olduk. Ne yaptık? Miktar geçişle ilgili problem çözdük. Artan madde, yüzde verim, safsızlık, karışım, atom kütlesi veya molekül formülü bulma tipinde sorularla karşılaştık ve hepsini güzelce çözdük. E karşımıza bu tipte sorular çıkacak yazılıda da karşımıza özellikle bu konudan oldukça fazla soru çıkacak e ve ne kadar fazla soruyla karşılaşırsak o kadar hazır olma ihtimalimiz yüksek olacak arkadaşlar. Dolayısıyla lütfen bol kaynaktan bol bol soru çözelim özellikle bu konuyla alakalı hemen bir hatırlatma geçelim. Ödevimizi artık büyük çoğunluğumuz tamamladık zaten daha önceden verilmiş bir ödevdi bu ama hala daha ödevi yapmayanlar varsa... Yetişmeleri açısından sıfırdan ona kimya kitabını karşılarına alsınlar. Şöyle ödevi birlikte bir tekrar edelim. Hala da kitabı olmayan varsa ki ihtimal vermiyorum herkese bu kitap vardır muhtemelen ama eğer varsa kitabı olmayan bir an önce edinmesinde fayda var. Sene boyunca bütün ödevlendirmelerimiz de sıfırdan ona kimya ve dinamo kimya kitapları üzerinden yapacağız. Şimdi buradaki ödevimiz şuydu. Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar bölümünü tamamlayıp bir de üniteyi tamamladığımız için ünite sorularını çözüyorduk. Yani 52'den 74'e kadar çözülmemiş soru bırakmayalım arkadaşlar. Büyük faydasını göreceğiz. E şimdiden söyleyeyim neler vardı kitapta şöyle birlikte göz atalım. Şimdi az önce çözdüğümüz soru tipleriyle ilgili tabii birçok farklı soru tipi görmemizi sağlayan bir kaynak var karşımızda. Kitapta sol taraftaki sayfa hep bize bir konu onu anlatımı yapacak ve sağ tarafta burada anlatılan soruyla ilgili, e, konuyla ilgili sorular yer alıyor olacak. Her sayfada bu kendini tekrar edecek. Konuyu anlatan ve soru tiplerini nasıl çözeceğimizi bize gösteren ve bununla ilgili de sorular soran bir kaynak olacak karşımızda. Bu şekilde bütün soru tiplerini gördükten sonra güzelce konuyu öğrendikten sonra tarama testleriyle de ince pekiştirmiş olacağız yaptıklarımızı. Tabii ki tarama testlerini de tamamladıktan sonra üniteyi de bitirmiş olacağız ve bir sonraki üniteye hazır hale neredeyse gelmiş olacağız. Çünkü sıfırdan ona kimyayı bitirdikten sonra Dinamo Kimya kitabını alıp artık son rötuşlarımızı atıyor olacağız. Burada neresiydi peki ödevimiz? Şöyle tekrardan bir göz atalım. Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar bölümünü yine buradan tamamladık. Sayfa 48'den yani te testra 22'den başlayacağız arkadaşlar. Ünitenin sonuna kadar yani sayfa 81'e kadar çözülmemiş bir tane bile soru bırakmayacağız. Bu kitapta neler var peki karşımıza neler çıkıyor onu şöyle birlikte göz atalım. Burada arkadaşlar her sayfada bir tane çözümlü örnek var. Bak bu çözümlü örnek. Mesela tepkimeli miktar geçiş problemi. Bu tarz soruları nasıl çözeceğimizi bize anlatan bir soru karşımıza çıkacak. Bunu çözdürdükten sonra da buna çok benzer dört tane soruyla bizim kendimizi geliştirmemizi sağlayacak. Her sayfada bu yine kendini tekrar ediyor olacak. Farklı soru tiplerini nasıl çözerizin cevabını alıp bir de uygulamaya geçireceğiz. Güzelce bu soruları da çözdükten sonra tabii ki e, artık tarama testlerine geçeceğiz. Bölüm sonunda karşımıza çıkacak testler. Ardından tabii bir taraftan da ünitenin sonu olduğu için ünite tekrar testleri karşımıza çıkacak. Bak git git bitmiyor. Bir sürü soru var. Bu soruların her biri de bizim için çok kıymetli olacak arkadaşlar. Bu kitabın özelliği fen lisesinde okuyan arkadaşlarımıza yönelik bazı soruların da olduğu bir testimiz var. Ardından ÖSYM tarzında soruların bulunduğu bir testimiz var ve en önemli noktası yazılı tipinde soruların olduğu bir sayfada bizi bekliyor olacak. Yazılı da karşımıza neler çıkabilir, ne tarz sorularla karşılaşabiliriz bunların cevabını da burada bulacağız. Her iki kitabımızda da diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru oldu hemen kare kodlar bizim yardımcımız gidiyoruz. Video çözümünü dinliyoruz ve bütün eksiklerimizi güzelce tamamlamış oluyoruz. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Tabii ki dersimizi de tamamlamak üzere ödüllü sorumuzu cevaplandıralım. E, yorumlarda paylaşmayı asla ihmal etmeyelim. Bunu ve bir sürü diğer videoların hepsini beğenmeyi ihmal etmeyelim. Eğer kanala abone değilsek bir an önce olalım ve kendimize çok iyi bakalım. Bir sonraki dersimizde karışımlar ünitesiyle yine tekrar tam da burada buluşmak üzere diyelim.